Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Arkadaşlar merhaba. Bugün stative verbs'leri işleyeceğiz. Stative verbs nedir derseniz, bazı fiiller ing almaz. Yani o sırada present continuous'u öğrendiniz zaten. Mesela burada şu anda olan bir şeyden bahsediyor olacaksınız. Ama fiil ing almadığı için onu da geniş zamanda ifade etmeniz gerekecek. Başladıkça ben anlattıkça daha iyi anlayacaksınız. Buyurun bakalım. Mesela I eat breakfast every day. Her gün kahvaltı yaparım. I'm eating breakfast now. Şu anda kahvaltı yapıyorum demek. Siz zaten simple present'la present continuous'u artık biliyorsunuz ve farkına edebilirsiniz. Ama bazı fiiller, özellikle biz bunlara perception deriz. ING almaz. Mesela know fiil, bilmek demek. Bunu şuradan size göstereyim. Zihinsel olduğu için mesela bana iki tane bilmek veremezsiniz. O zaman bu ing alamaz. Şu anda cevabı biliyorum bile deseniz I know the answer demek zorundasınız. Mesela istediğiniz bir şeyden bahsediyorsunuz ve onu şu anda istiyorsunuz. Mesela şu anda bir bardak çay istiyorum derken istemek de stative verb olduğu için I want diyebilirsiniz. Bu liste çok önemli arkadaşlar. Bu listeyi lütfen defterinize yazın. Defterlerinizi açtınız inşallah. Emotions, duygular. Like, love, hate, fear, envy, mind, care, appreciate kelimeleri hislerle ilgilidir. Yani hoşlanmak, aşık olmak, nefret etmek, korkmak. Envy düşmanlıktır aslında. Kin duymak da diyebiliriz sanırım. Mind. Mesela do you mind, dert eder misin demektir. Mind arkadaşlar noun olduğunda akıl demektir. Ama burada fiil anlamında kullanılıyor. Sorun olur mu, dert eder misin anlamındadır. Care. Mesela take care of. Hemen bir tane size phrase öğreteyim. Take care of. Göz kulak olmak demektir. Bunlardan ayrı olarak tabii. Ek bilgi olarak verdim. Appreciate, hayatta en çok yapmanız gereken şeylerden biri nedir? Takdir etmek. Mental arkadaşlar akılla ilgili. Think düşünmek, believe inanmak, seem görünmek, forget unutmak, understand anlamak, remember hatırlamak, know bilmek, mean burada anlamdır. Mesela şunu demek istiyorum derken I mean deriz. Bunları duyumsayabilmek için arkadaşlar film, dizi seyretmeniz mümkünse kitap okumanız gerekiyor. Şimdi once'dan niye böyle bir şey söylemiş bilmiyorum ama bunu siliyorum tabii ki böyle bir şey olmaz. Evet. Prefer arkadaşlar tercih etmek. Want istemek. Need ihtiyaç duymaktır. Senses hislerdir arkadaşlar. Bu five senses. Duyu organlarımız 5 tane biliyorsunuz. Bakalım buradan 5 çıkacak mı? Hear duymak, see görmek, smell koklamak, taste tatmak, feel hissetmek. Bunlarla ilgili size ekstra bilgi de vereceğim arkadaşlar. Possession possess'ten gelir. En sevdiğimiz şey nedir? Geçen derslerden hatırlayacaksınız. Sahip olmak. Mesela belong to preposition ile kullanılır. Bunu ezberleyin lütfen. Belong to ait olmak. Bununla ilgili size bir cümle vereyim hemen. Mesela dersiniz ki this car belongs to me. Bakın farklı bir kullanım var. Bunu böyle duyumsayacaksınız. Önce ne aitse onu kullanacaksınız. Sonra eğer bu ait olan şey tekilse, bir taneyse belongs to, sonra kime aitse onu kullanacaksınız. Mesela own böyle mi? Hayır, own böyle değil. I own a
Ship diyelim. Bir gemiye sahibim. Possess yine sahibiyet anlamında. Others dediği arkadaşlar. Seem'i yine iki tane kullanmış. Çok önemli değil. Seem mesela bana öyle görünüyor demek. Şöyle kullanabiliriz. This it seems nice. Mesela karşınıza bir pasta çıktı. It seems delicious. Yani görünüyor, lezzetli görünüyor derken seems'i kullanırız. Lütfen karışmasın. Cost arkadaşlar bir şeyin fiyatıdır. Be zaten öğrendik olmak demektir ve being burada kullanılmaz. Being çok farklıdır. Mesela human being deriz. İnsan anlamındadır. Consist of içermek, look bakmak, of sahip olmak, of özür dilerim, borçlanmak, exist var olmak, contain içermek, appear görünmek, weight de kilo anlamında arkadaşlar. Mesela of you sana borcum var demek. Şöyle göstereyim. Ay. Şunları silelim. Mesela Ahmet'in bana borcu olsun. Ahmet owes me 100 bucks. Bu listeyi ezberlemeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden lütfen bu listeyi defterinize not alın. Arkadaşlar, şimdi size diyeceğim ki bu kelimeleri gördüğünüzde ing getirmeyeceğinizi bileceksiniz. Ama bir sonraki slaytta diyeceğim ki bazılarını da getireceksiniz. Sonra bana kızmanızı istemiyorum ama ne yazık ki İngilizce aslında dünyanın en kolay dili ama çok fazla istisna barındırıyor. Şöyle başlayayım. Like, want, understand, believe, know gördüğünüzde bunlar ing almaz. Ancak have, smell gibi fiiller bazen alır, bazen almaz. Onu size detaylı bir şekilde anlatacağım bir sonraki slaytta. Mesela örneklere bakalım burada. I think you're right de arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Bu önemli çünkü. I think bence demek. Bence görüştür arkadaşlar. Görüşler de kolay kolay değişmez. Eğer söylediğiniz şey bence anlamını içeriyorsa I think demeniz yani I think hiçbir şekilde ing almaz. Ama şuraya bakıyorum. I'm thinking about the problem. Şu anda problem hakkında düşünüyorum. Ben hep problem hakkında mı düşünüyorum? Hayır. Şu anda düşünüyorum. Şu anda düşündüğüm için de buna ing'i getirebilirim. Mesela ikinciye geçelim. I see a car in the garden. Burada arkadaşlar görme becerisi. Yani hani biraz önce beş duyu demiştik ya. Görme becerisinden bahsediyorsanız ing almaz. Ama ben bugün doktoru göreceğim derken burada kastımız gözümün görmesi yani göz görme becerisi, duyunun becerisi değil o kişiyle görüşeceğim anlamı olduğu için ing alır. Mesela I have a car, arabam var derken asla ve asla ing getiremezsiniz. Ama iyi zaman geçiriyorum derken bu have'e ing'i getirebilirsiniz. Hatta I'm having a good time yerine I'm having a shower. I'm having a bath. Yani duş alıyorum, banyo yapıyorum diyebilirsiniz. Şu anda yaptığınız için onlar yine ing alır. Aynı şekilde arkadaşlar bakın burası bizim için önemli bir nokta. Buraya bir yıldız koyuyorum. Lütfen dikkat edin. The food smells good. Yemek güzel kokuyor derken yemek kendini koklayamayacağına göre yemek kokar demek için burayı mutlaka ve mutlaka simple present yapmak zorundasınız. Ama eğer yemeği ben kokluyorsam, yani aktifsem, ing alır. Aynı şekilde yemeğin tadı güzel. Yemeğin tadı güzel olduğu için
ING alamaz ama yemek kendini koklayabilir mi? Hayır, koklayamaz. Ama ben kokluyorsam eğer buna ING getirebilirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.